Ondalık sayılarda bölme işlemine hoş geldiniz. Hemen bir soruyla başlayalım. 23,828'i 0,28'e bölersek ne çıkar? Bu bölme işlemleri aslında 4. seviyedeki bölme işlemleri gibi. Sadece ondalığın başladığı yeri iyi saptamamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey şu. Bu noktadan başlıyorsunuz ve noktadan sonraki bölüm Tam sayı haline gelene kadar noktayı kaydırıyorsunuz. Bizim örneğimizde ondalığı 2 ve 8'i geçecek şekilde 2 birim sağa kaydırıyoruz. Bu işlemi her iki sayıya da uygulamam gerekir. Yani sadece birinin virgülünü kaydırmak yetmez. Diğerininkini de aynı sayıda kaydırıyorum. Evet, ondalığım artık burada. Şimdi şu gördüğüm 28 tam sayıymış gibi davranabilirim. Evet, bir bakalım. Neyse, ondalığı silmiyorum çünkü siz kağıt kalemle yapsaydınız, aynı sorunla karşılaşabilirdiniz. Evet, bu işlem tıpkı zor bir bölme işlemiymiş gibi başlıyorum. 2'de kaç tane 28 vardır? Hiç yok. Çünkü 2, 28'den küçük. Peki, 23'te kaç tane 28 vardır? Yine hiç. Peki, 238'de kaç tane 28 vardır? Evet, bir bakalım. 28'in en yakın olduğu sayı 30. 238'i de 240 gibi düşünelim. Yani 240 bölü 30 eşittir 8. O zaman diyorum ki 238'in içinde tahminen 8 tane 28 vardır. 8 kere 8, 64. 8 kere 2, 16. Artı 6, 22. Çıkarırsak da 14 kalıyor. Ha, doğru tahmin etmişim. Çünkü 238'i 28'e bölünce kalan sayı 14. Yani 28'den küçük. Demek ki 238'in içinde en fazla 8 tane 28 olabilirmiş. Daha sonra 2 aşağıya gelir. Evet, 142'de kaç tane 28 vardır? Yine 28'i yuvarlayıp 30 yapıyorum. 30 çarpı 4 olsa 120 eder. Tahmin yürütelim. 4 diyelim. Bakalım tahminim doğru çıkacak mı? 4 çarpı 8, 32. 4 çarpı 2, 8. Artı 3 eşittir 11. 2 eksi 2, 0. 4 eksi 1, 3. Aa, bu sefer kalan sayı 28'den büyük. Yani 142'yi bir kere daha 28'e bölebilirmişiz. O yüzden geri dönüp değiştirelim. Gördüğünüz gibi bu mekanik ilerleyen bir şey değil. Yani burada sayılar bulup tek tek denememiz lazım. Eğer bir sayı olmazsa onu artırıp azaltabilirsiniz. Öncelikle şu 4'ü siliyorum. Aşağıyı da silelim. Aslında işlemi buraya taşımadan başka bir yerde denesem daha iyi olurdu. Neyse. Dedik ki 4 kere dediğimiz tahminde kalan sayı çok büyük oldu. O yüzden şimdi 5'i deniyorum. 5 kere 8 40 5 kere 2, 10, artı 4, 14. 142 eksi 140 da 2. E, güzel. Kalan sayım, yani 2, 28'den küçük. Demek ki tahmin ettiğim 5 sayısı doğru oldu. Yukarıdaki 8'i de aşağıya indirelim. 28 bölü 28, 1 eder. 1 kere 28, 28. 28 eksi 28, 0. İşte bu kadar. Yani, 23,828'in içinde 85,1 tane 28 sayısı var. Veya şöyle de diyebiliriz. 23,828 bölü 0,28 eşittir 85,1. Sağlama yapalım. Çünkü her zaman lazım. 85,1 ile 0,28'i çarptığımda 23'e yakın bir sayı çıkacaktır. 0,28 aslında 30 sayılır. 23 de 85'in 3'te biri. Yani sayıları yuvarlayabilirsiniz. Ondalık sayılarla problem çözerken, buradaki 85 değil de 800 olsaydı, 0,28 çarpı 800 sanki 23 etmez diye düşünebilirdim. Yani her zaman sağlama yapın ve sonucuna ulaşmadan önce, en azından cevabınızın hangi sayıya daha yakın olduğunu bulun. Şimdi başka bir soru yapalım. 43,23 bölü 3,3. 3. Öncelikle ondalığı kaydırıyoruz. Yani soldakinde bir birim kaydırdığım için sağdakinde de aynı şekilde yapıyorum. 4'te 33 hiç yok. 43'te 33 bir kere var. O zaman 33 yazalım. Çıkarırsak 10 kalır. 2'yi aşağıya indiriyorum. 102'de kaç tane 33 var? tahminen 3 diyebiliriz. 3 kere 33, 99. 102 eksi 99, 3. Yine yukarıdaki 3'ü e aşağıya indiriyoruz ve 33 oluyor. 33 bölü 33, 1. 33 eksi 33 de 0. Yani, 43,23 bölü 3,3 eşittir 13,1. Ondalığı sağa kaydırdığınızda aslında bölenle bölüneni 10'la çarpmış oluyorsunuz. İki tarafı da 10'la çarpmamızın bir mahsuru yok. Yani 432,3 bölü 33 eşittir 13,1 demek de aynı şey. Bir soru daha yapmaya vaktimiz var sanıyorum. 0,3350 bölü 2,5 Yine ondalığı her iki tarafta da sağa kaydırıyorum. 3'te kaç tane 25 var? Hiç. Ondalığın yani virgülün önüne 0 koyuyorum. Peki, 33'te kaç tane 25 var? 1 kere var. 1 kere 25, 25. 33 eksi 25, 8. Yukarıdaki 5'i aşağıya indiriyorum. 85'te kaç tane 25 var? 25 kere 3, 75 ise 3 diyebiliriz. Evet, 3 kere 25, 75. 85 eksi 75, Aşağıdaki sıfırı da indiriyorum ve 100 oluyor. Yüzde 25, 4 tane var. Demek ki cevabımız 0,134. Denklemin bir tarafındaki sayıyı bir birim kaydırmışsanız, diğer sayıyı da aynı birimde kaydırmalısınız. Bunu yapıp ondalıktan kurtulduğunuzda, basit bir bölme işlemine dönüşüyor. Buradaki en önemli olaysa, farklı sayıları denemek ve işe yaramazlarsa artırıp azaltmak. Yani bu soruları çözerken her zaman hemen çözülür diye düşünmeyin. Deneme yanılma yaparak, gerektiğinde silgi kullanarak, bazen de sayfanın kenarında bir işlem yaparak cevabı bulacaksınız. Evet, bence artık ondalık sayılarda bölme işlemi yapacak seviyeye geldiniz. Hepinize iyi soru çözmeler.